Beylerimiz tüm obaya yiğitliğin ne demek olduğunu gösterdi. Herkesin dilinde gün doğdu, herkesin kalbinde Tuğtekin. Hele babamın yiğitliği en çok da o konuşulur. Hasta ayağıyla cenge gitmiştir, lakin nice Moğol'un kanını dökmüştür hala. Herkes Gümüştekin'in sultanın sarayından köhnemiş bir alp olarak dönmesini beklerken, civan mertliğini cümle aleme gösterdi. Çok şükür. Çok şükür. Selcan'ın da sesi soluğu çıkmaz hala. Ağzının payını alınca kuyruğunu kıstırıp Dulavrat çadırına diri diri gömmüştür kendini. Bilesin ki o kara yılan rahat durmayacaktır. İlla bir işlerin peşindedir. Ondan kurtulana dek aman diyeyim, ipe un sermeyesin. O kaltak ölmeden hiçbirimize huzur yok, bilesin. Selcan Hatun. Pahalı çiçek. Koskoca kız olmuşsun maşallah. Duydum ki yiğit gibi at biner pusat kullanırmışsın ha? Süleyman Şah'ımla obamıza geldiğiniz vakitler daha dün gibi hatırımdadır. Gökçe bacımla ata binmeyi bana sen öğrettiydin Selcan Hatun. Demek o güzel günleri sen de hatırlarsın ha? Nasıl unuturum? Gelmeniz beni o kadar mutlu ederdi ki. İkimiz de hem Korkut Bey'in hem de Süleyman Şah'ın otağında büyüdük. Sevgiyi, saygıyı onlardan öğrendik. Şimdi rahmetli babamı utandırmadan ona borcumuzu ödemenin vakti gelmiştir Banu Çiçek. Sen ne dersin Selcan Hatun? Obamız gayyu kuyusu gibi bir fesadın içine düşmüştür. O fesattan kurtulmak için bana yardım etmeni isterim. Lakin sana söylediklerimi kimseye demeyesin. Selcan Hatun, sözlerin beni korkutur. Ne diyeceksen de kurban olayım. İkimizi birlikte görmelerini istemem. Obanın dışındaki çayırlıkta seni bekleyeceğim. Diyeceklerimin hepsini diyeceğim sana orada. Ha?